Taşikardi nasıl tedavi edilir? Taşikardiyi tespit etmek adına kapsamlı bir fizik muayene yapılıp, tıbbi geçmiş dinlenmelidir. Ve ardından bazı kalp testlerinin de yapılması önem arz eder. Doktor bütün bulguları değerlendirerek taşikardi türünüze karar verecektir. Elektrokardiyogram, EKG, taşikardi tespiti için kullanılan en yaygın araçtır. Göğsünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza takılı elektrotlar vasıtasıyla kalbinizin elektriksel aktivitesinin algılanıp kaydedilmesini sağlayan bir testtir. EKG, kalbinizde dolaşırken elektrik sinyallerinin zamanlamasını ve gücünü kaydeder. Doktorunuz, kalp atış hızınız hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmak adına taşınabilir bir EKG cihazı kullanmanızı isteyebilir. Taşınabilir EKG cihazları. Holter monitörü, cebinizde taşıyabileceğiniz monitör 24 saat boyunca kalbinizin aktivitesini kaydeder ve bu da kalp ritimlerinize kapsamlı bir incelemeyi olanaklı kılar. Ayrıca, sizden bu 24 saat içinde bir günlük tutmanızı isteyecektir. Yaşadığınız belirtileri yazacak ve ortaya çıktığı zamanı yazmanız gerekecek. Olay izleme, bu cihaz, kalp aktivitenizi bir haftadan birkaç aya kadar izlemeye yöneliktir. Cihazı tüm gün takarsınız fakat hızlı kalp atışı belirtiniz mevcut olduğunda düğmeye basarak kaydı etkinleştirmeniz gerekir. Diğer taşınabilir monitörler, akıllı saatler gibi bazı kişisel cihazlar, elektrokardiyogram izleme olanağı sunar. Doktorunuza bunun sizin durumunuz için gerekli olup olmadığını sorabilirsiniz. Elektrofizyolojik test, hekiminiz, teşhisi doğrulamak ve kalbinizdeki sorunun tam yerini belirlemek amacıyla elektrofizyolojik test isteyebilir. Bu testte, kolunuza, boynunuza, kasıklarınıza yerleştirilen elektrotlar ile anormallikler belirlenebilir. Ekokardiyogram, ses dalgalarını kullanarak kalbinizin hareketli bir resmini oluşturur ve zayıf kan akışı, anormal kalp kapakçıkları ve kalp kası alanlarını tespit edebilir. Manyetik rezonans görüntüleme, MR, kanın kalbe nasıl aktığına dair hareketli ya da hareketsiz resimler ile düzensizliklerin tespitini sağlayabilir. Bilgisayarlı tomografi, CT, BT taramaları, kalbin daha ayrıntılı bir enine kesit görünümünü sağlamak için birkaç X ışın görüntüsünü birleştirir. Koroner anjiyografi, kalbinizdeki ve kan damarlarınızdaki kan akışını incelemek ve olası tıkanıklıkları veya anormallikleri ortaya koymak adına koroner anjiyogram kullanılabilir. Göğüs röntgeni, bu test kalbinizin ve akciğerlerinizin hareketsiz fotoğraflarını çekmek amacıyla kullanılır ve kalbinizin büyüyüp büyümediğini tespit edebilir. Stres testi, hekiminiz egzersiz sırasında çok çalışırken ya da hızlı atması için ilaç verip, nasıl çalıştığını gözlemlemek isteyebilir. Egzersiz yaparken göğsünüze yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla kalp fonksiyonlarınız izlenir. Eğimli masa testi, doktorunuz size taşikardiye sebep olacak bir ilaç verip, eğimli bir masaya yatırır. Doktorunuz, kalbinizin ve sinir sisteminizin bu konum değişikliklerine nasıl tepki verdiğini izler. Taşikardi tedavisi nasıl yapılır? Tedavi planı, hastanın yaşı, genel sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Taşikardi tedavisinin esas amacı, hızlı kalp atışları gerçekleştiğinde onları düzene sokmak, gelecekte yaşayacağınız atakların önüne geçebilmek, komplikasyonların azalmasını sağlamak, taşikardiye sebebiyet verecek altta yatan hastalığı tedavi etmektir. Hızlı bir kalp atışı kendi kendine düzelebildiği gibi basit fiziksel hareketler yardımıyla kalp atışınızın yavaşlamasına destek olabilirsiniz. Bazı durumlarda kalp atışını yavaşlatmak adına ilaç veya tıbbi tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Vagal manevralar, hızlı bir kalp atışı esnasında doktorunuz sizden vagal manevra adı verilen bir eylem yapmanızı isteyebilir. Manevralar arasında öksürme, ıkınma, yüzüne buz torbası yerleştirmek gibi hareketler bulunur. İlaçlar, vagal manevraların yetersiz kaldığı durumlarda, bazı antiaritmik ilaçlar kullanılması yoluna gidilebilir. Kardiyoversiyon, kapıştırılan bantlar vasıtasıyla kalbe elektrik şoku uygulanır. Verilen akım, kalpteki elektrik sinyallerini etkiler ve normal kalp ritmini geri döndürür. Kardiyoversiyon, diğer yöntemlerin etkili olmadığı ve acil durumlarda tercih edilir. Defibrilasyon, hastada nabzın disritmik olduğu ciddi durumlarda kullanılır. Özellikle ventriküler fibrilasyon ve vücuda kan pompalanmasının olmadığı nabızsız ventriküler taşikardide tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca taşikardi ataklarını önlemek ve yönetmek adına kateter ablasyonu, antiaritmik ilaçlar, kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter, açık kalp ameliyatı, labirent prosedürü gibi bazı tedavi şekilleri mevcuttur.
taşikardiden muzdarip bazı kişilerde, felç ya da kalp krizine neden olabilecek bir kan pıhtısı gelişme riski artış gösterir. Doktorunuz bu riski elimine etme adına kan inceltici bir ilaç kullanılmasını tavsiye edebilir. Taşikardi ataklarına sebep olacak altta yatan bir sorun mevcutsa bunun tedavi yoluna gidilmesi atakların indirgenmesini sağlayacaktır.